Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Daha önce sizlere ekran kartı ile madencilik yapmayı göstermiştik. Bu videomuzda ise CPU yani işlemci ile madenciliğin nasıl yapılacağını göstereceğiz. Tabi madencilikteki verim ekran kartındaki verim kadar yüksek olmuyor. Fakat aynı anda madenciliği işlemci ile de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani işlemci ile madenciliği şu şekilde değil. Yani tek başına bir bilgisayarınızı işlemci ile madencilik için açık bırakmanız çok mantıklı değil. Fakat halihazırda GPU ile yani ekran kartınızla madencilik yapıyorsanız onun yanında işlemcinizi de devreye sokabilirsiniz arkadaşlar. Biz bugünkü yazımızda, bugünkü içeriğimizde sizlere Monero kazmayı göstereceğiz. Öncelikli olarak bunun için şöyle ekran kaydımızı da başlatalım. Sizlere görüntüyü ekrandan verelim, daha güzel anlarsınız. Önce arkadaşlar GitHub'a giriyoruz. Şurada gördüğünüz linki yazarsanız zaten direkt olarak gireceksiniz. Şöyle bir sayfa gelecek karşınıza. Bu arada linki açıklamalar kısmına da koyacağız. Oradan da direkt olarak tıklayarak girebileceksiniz. Gördüğünüz gibi alt tarafta assets var. Buradan işletim sisteminize uygunu indirmeniz gerekiyor. Bizimki mesela 64 bitlik Windows. Dolayısıyla burada 64 bitlik Windows'u indirme seçeneğine tıkladık. Bu yine dururken arkadaşlar Get Monero'ya giriyoruz ve bir Monero cüzdanı indiriyoruz. Buradan Download'a tıklayarak şurada gördüğünüz gibi seçmenizi istiyor. Yine işletim sisteminiz vesaire var. Burada yine biz kendi Windows sürümümüzü tıklayarak Monero cüzdanımızı indirmeye bırakıyoruz. Bu arada arkadaşlar Xmeric inmiş. Onu hemen köşeye alalım ve klasörümüzü bir açalım. Şu içerisinden şunu çıkartalım. Bu arada antivirüsün vesaire kapalı olması lazım. Bunu bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım. Şöyle açtığınız zaman arkadaşlar bunlar gelecek karşınıza. Bakın şurada bir config dosyası var. Bu config dosyasına sağ tıklayarak bunu delikte aç ve düzenle diyeceksiniz. Şuradan diğer uygulamalar deyip not defterini seçelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Burada değiştireceğimiz birkaç tane şey var. Bunları size Monero cüzdanımız indikten sonra göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi donate level vesaire var. Bunları değiştireceğiz. Şurada bakın URL var. Donate, monate falan. Bunları değiştireceğiz. Burada your wallet address diyor. Buraya kendi wallet yani kendi adresimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki print time'ı da 60'ı da 5 olarak güncelleyeceğiz. Evet arkadaşlar cüzdanımız da indi. Cüzdanımızı da şöyle çıkartalım. Şimdi bize lazım olan iki dosya burada. Şu Monero cüzdanımızı da şöyle dışarı alalım. Bu cüzdan bizim için önemli. Biliyorsunuz diğer madenciliklerde genel itibariyle havuzlara aktarılıyor. Havuzlardan direkt olarak Binance gibi cüzdanlara aktarılıyor. Burada ise bir soğuk cüzdan söz konusu. Şu Monero cüzdanımız şurada dursun. Bunun içine giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada Monero Wallet GUI yazıyor. Buna tıklıyoruz. Ve karşımıza Monero cüzdanımız geliyor. Erişime izin ver diyoruz. Burada İngilizce dil seçeneğinden Türkçe'yi seçebilirsiniz. Türkçe'yi seçtikten sonra devam et diyoruz. Basit modda yapacağız. Biz diğerleri bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Şunu kabul ediyoruz. Burada yeni bir cüzdan oluştur var. Donanımdan yeni bir cüzdan oluşturun. Dosya seç cüzdan oluşturur. Cüzdan anahtarı falan filan var. Biz burada yeni bir cüzdan oluşturu seçeceğiz. Burada ben daha önce cüzdan oluşturmuştum. Öylesine oluşturuyorum bunu şimdi. Teknoloji oku yazalım buraya cüzdan adına. Burada cüzdanın yeri gözüküyor arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz kelimeler var. Buralar bizim için çok önemli. Bu kelimeleri sizden başka hiç kimsenin de bilmemesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu kelimeler herhangi bir bilgisayardan bu cüzdanı açtığınızda, internet erişimi olan cüzdanı açtığınızda sizin bilgilerinize erişmesini sağlıyor. Yani kazdığınız bütün Monero'ları bu kelimelere sahip kişiler alabilirler. O yüzden bunları biz bir metin belgesine kaydettik. Şurada yazan sayıyı da ne yaptık? Kaydettik metin belgemize. Siz de dolayısıyla Monero cüzdanınızı açarken burada yazan
burada yazanı mutlaka kaydetmeniz gerekiyor. Sonraki diyoruz. Burada bir şifre istiyor bizden. Teknoloji oku diyelim. Doğru dedik mi bilmiyorum. Teknoloji oku 37 diyelim. Şifreyi onaylayalım. Teknoloji oku 37 şeklinde devam edelim. Cüzdan oluştur diyelim. Burada yine şifremizi girmemizi istiyor. 37 şeklinde giriyoruz. Tamam diyoruz. Evet, şu anda cüzdanımızı oluşturduk arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurada ağ durumu vesaire diyor. Burada ağa erişip sizin ağ bilgilerinizi alıyor. Bizim şu anda çok fazla bir işimiz yok burayla. Buradan bizim tek almak istediğimiz şey cüzdan kodumuz. Cüzdan kodumuzu aldıktan sonra ne yapacağız? Kazım yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz bakiye vesaire. Şu anda 0. Bu bizim birinci hesabımız olduğunu gösteriyor. Şimdi eğer yeni hesap oluşturmak isterseniz arkadaşlar buradan yeni hesap oluştur diyebiliyorsunuz ama şu anki aşamada çok da gerek yok. Evet arkadaşlar, burada şu menüde gördüğünüz gibi al, gönder vesaire var. Şu anda biz al diyeceğiz ki bu cüzdanımıza para gönderilebilsin. Şunu şuraya kopyalıyorum. Şimdilik bu cüzdanla bizim bir işimiz yok. Şu demin açtığımız yeni metin belgesine gelelim. Şu cüzdanımızı buraya yapıştıralım. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim cüzdan kodumuz. Aynı Binance'da vesaire olduğu gibi bizim cüzdan kodumuz. Şimdi burada cüzdan kodumuzu aldıktan sonra ilk indirdiğimiz dosya içerisinde az önceki config'i açıyoruz arkadaşlar. Bunu birlikte açıyoruz. Not defteriyle açıyoruz. Config içerisinde arkadaşlar düzenlememiz gereken 2-3 tane adım var. Bu adımı düzenledikten sonra zaten olay tamamen bitmiş olacak. Şu your wallet adres var burada. Bakın görüyorsunuz. Bu your wallet adresi ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Burada bir de donate.xmeric.com falan var. Bir de bunu değiştireceğiz. Bunu nereden değiştireceğiz? Bunu arkadaşlar internet tarayıcımızı açıyoruz. MineXMR diye bir site var. Bakın. MineXMR diye bir site var. Bu siteye Türkiye'den erişim yok. Dolayısıyla bu siteye girmeniz için bir VPN kullanmanız gerekecek. Zenmade'i açalım. Zenmade'i kullanıyoruz. Bunu açtıktan sonra gördüğünüz gibi MineXMR'ye girdik. Zaten kazımınızı vesaire de buradan görüntülüyorsunuz. O yüzden VPN kullanıp bu siteye bir şekilde girmeniz gerekecek. Şöyle dashboard'a tıkladığınızda buraya miner adresini yazacaksınız ve birazdan kazım yapmaya başladığımızda burada bizim kazımımız vesaire gözükecek. Şurada gördüğünüz gibi no workers found diyor. Çünkü henüz ne yapmadık arkadaşlar? Kazım yapmaya başlamadık. Start mining dediğimizde bakın burada bize adresler verdi. Burada biz hangi bölgedeysek Avrupa, Fransa, Almanya vesaire biz Türkiye'de olduğumuz için şu adresi kopyalayacağız. Ve bunu metin belgemizdeki şu URL kısmına yapıştıracağız. URL'ye yapıştırdık. Bakın şurada 3333 port numarası var. Biz burada ne yapacağız bunu? Standart port olan 4444 ile değiştireceğiz arkadaşlar. Geldik. Bunu da 4444 ile değiştirdik. Print time var. Bu biraz daha hızlı yazmasını sağlıyor. Bunu da 5 olarak değiştirirseniz sonuçların daha hızlı bir şekilde yansımasını sağlayacaktır. Şöyle bunu kapattık. Evet, şu anda gereken her şeyi tamamladık. Şöyle bir indirelim onu aşağıya. Bu ekranda görüyorsunuz arkadaşlar şurada start diye bir şey var. Start'a tıkladığınızda gördüğünüz gibi kazım sayfamız geldi. Burada kazmaya başlayacak birazdan. Bakın burada diyor ki güvenlik, yani izin verilen modda olmadığı için düşük kazacaktır diyor. Ki düşük olacak birazdan. Bakın 1912 ile 1947 arasında gördüğünüz gibi. Bunu ne yapacağım ben? Şu XMR'lik var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu yönetici olarak çalıştır diyorum. Yine de çalıştır. Yönetici olarak çalıştırdığımda evet, bakın biraz daha yüksek bir kazım oluşacak.
Evet, şu anda bilgisayar ekranında gördüğünüz gibi işlemcimi gördü. Burada 10. nesil i7 işlemcimi gördü. Burada birazdan kazım sonuçları gelmeye başlayacak ve ben de gördüğünüz gibi 2730 ile 2763 hash rate arasında bir kazım gerçekleştiriyor. Böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Monero kazımına başlamış olduk. Zaten şu hesabımızı şöyle kapatalım. Buna şu anda gerek ve ihtiyacımız yok. Zaten şu demin gösterdiğim sitede arkadaşlar, burada dashboard'a tıkladığınız zaman birazdan burada çalışma statüsü vesaire görülecek. Burada ödeme şu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer kazım miktarınız 0.5 XMR'ye, yani 0.5 Monero'ya ulaştığı zaman SendNow dediğinizde direkt olarak sizin cüzdanınıza para aktarılıyor. Ama 0.004 olduğunda da ne yapabiliyorsunuz? Bu parayı aktarabiliyorsunuz ama o zaman bu hava sizden belli bir komisyon alıyor. Şu anda Monero kazmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu arada bakın burada Ethereum da kazıyor. Aslında şu anda bu bilgisayar CPU ile Ethereum, GPU yani işlemci ile de Monero kazımı yapabiliyor aynı anda. Bunlar ikisini birbirini etkilemiyor arkadaşlar. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Buraya yansıması biraz sürecektir. Yani bir 10-15 dakika sürüyor. Ama bakın gelmiş şu anda. Workers 1 diyor gördüğünüz gibi. Yani şu anda Monero kazmaya başlamışız. Birazdan hash rate vesaire de görünecek. 10 dakika geçtikten sonra bu da hash rate'iniz görünmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş da ne yapıyor arkadaşlar? Birikimleriniz burada birikiyor. MineXMR'de. Daha sonrasında dediğimiz gibi ne yapıyorsunuz? Bunlarınızı biriken miktarı masa üstünde belirlediğiniz cüzdanınıza aktarabiliyorsunuz. O cüzdandan da herhangi bir borsadaki cüzdanınıza aktarabileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere CPU yani işlemci ile Monero madenciliğinin nasıl yapılacağını gösterdik. Eğer bu konu hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Bu arada önümüzdeki günlerde size aynı anda GPU yani ekran kartı ve işlemci madenciliğinin nasıl yapılacağını da göstereceğim. O videoyu kaçırmamak için de bizi takipte kalın.